Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, kuzey yarımkürede kaydedilen Temmuz sıcaklıklarının bu ayın ortalamasının 1.54 derece üzerine çıkarak 142 yıllık sıcaklık rekorunu kırdığını açıkladı. Bu sıcaklıklar 20. yüzyıl ortalamasını da 0.93 derece ile geride bırakmış durumda. Milyonlarca canlıya ev sahipliği yapmakta olan mavi gezegenimiz ısınmaya devam ediyor çevre ve hava kirliliği gibi birçok unsurun neden olduğu küresel ısınmanın sonuçlarına her yıl farklı boyutlarda şahit oluyoruz. Doğaya verdiğimiz her zararın bedelini çeşitli felaketlerle ödemekteyiz ki koronavirüs pandemisinin bile buna dahil olduğunu söyleyenler var. Atmosferimiz ne yazık ki her yıl yeni bir sıcaklık rekoruna imza atıyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi tarafından yayımlanan verilere göre, Kuzey Yarımküre'de kaydedilen Temmuz sıcaklıkları bu ayın ortalamasının 1.54 derece üzerine çıkarak 142 yıllık sıcaklık rekorunu kırdı. Sıcaklık, 20. yüzyıl ortalamasını da 0.93 derece ile geride bırakmış durumda. Kıta bazında baktığımızda Asya kıtası kayıtlara geçen en sıcak ayı yaşarken Avrupa'da sıcaklık 2018 yılı verilerinin gerisinde kaldı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi yöneticisi Rick Spinrad, Temmuz'un genelde her yıl en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiğini ancak bu rekorun, iklim değişikliğinin dünyayı soktuğu rahatsız edici ve yıkıcı yolun göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, yayınladıkları aylık raporların, Birleşmiş Milletler bünyesindeki hükümetler arası iklim değişikliği paneli tarafından, geçen hafta yayınlanan iklim raporunda yer verilen, uzun vadeli değişiklikleri yansıttığını açıkladı yayınlanan raporda, önlem alınmazsa 21. yüzyılda, 2 derecelik küresel ısınmanın aşılacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu. Ülkemiz de dahil olmak üzere dünya üzerinde birçok yerde, sıcaklık ve kuraklığa bağlı olduğu düşünülen, orman yangınları gerçekleşti. Benzer bir durum Amerika'da da yaşandı. Ülkenin ulusal kurumlar arası yangın merkezinin açıklamasına göre, 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümden fazla alan kül oldu. Kaliforniya eyaletinde bir aydır devam eden Dixie yangınıyla kül olan ormanlık alan dün itibarıyla 515 hektara ulaştı.